Herkese yeniden merhabalar. Bizle mi kanalına hepiniz hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Betül. Ben Ergin. Bugün sizlerle 8 atlı programımızın yeni bölümünü çekiyoruz. Bakalım şu an hangi haberler sırada bekliyor acaba? Neleri seçtim bizim için ben? Öyle bir haberlerden bahsed, komik haberler değil <laughs> tabii ki. Tabii ki de değil. Ee, evet güzel haberler seçtim. Şöyle güzel haberler. Halktan haberler yine her zamanki gibi. Halktan. Ee, nasıl yani? Halktan işte. He. İçimizden <laughs> bir şey gibi böyle hmm. hani o bir kahraman, halktan, içimizden biri. <laughs> Bugün mumları yakmamışım. Aynen. Mumları yakmadan olacak değişik halk. Yangın çıkarmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Oku bakalım. Haberimizi okuyoruz. Annesiyle görüştüğü için okul parası verilmeyen genç kız babasını dava etti. İstanbul'daki tıp öğrencisi okuyabilmek için babasına dava açtı. Ee, sanırım annesi ve haberin genelinden anladım şu annesiyle babası e, ayrılar. Kızcağız annesiyle görüştü diye babası da buna sinirlenerek kızın okul masraflarını geri çekmiş. Kız da babasına hı. dava açmış. Benim okul masraflarımı karşıla diye. Evet. Tıpı bitirmiş. Tıp okuyor. Tıpı bitirmiş. Ama 18 yaşında bir insan nasıl bitirebiliyor? He. Yanlış böyle. yazmışlar o zaman. Aynen. Haberin içeriği yok. kısmını yanlış yazmışlar. Ama kız zaten üniversite masraflarını karşılayabilmek için babasına dava açıyor. Ne kadar? 5000 TL nafaka istemiş aylık. Evet. Aylık. Aylık. Hı. Demek Peki ki özel o... bir okulda okuyor. Tamam. O zaman ben bir yorumlayayım şunu. Tamam. Ee, kızın yaptığı konusunda herhangi bir şey yok. Hakkını hı. arıyor. Hı hı. Ee, öğrenci bir kere her şeyden önce. Hani buna ihtiyacı var artık demek ki ne kar bursa ihtiyacı var vesaire vesaire peki adamın e, şunu düşünmemiz gerekiyor adamın bu kadar bütçesi var mı ee, kızının iddia ettiğine göre elektronik pardon çok üzgün elektronik şirketinin sahibiymiş adam yani, ünlü bir elektronik şirket evet mi? ünlü bir elektronik şirketin sahibiymiş yani ha, bu o zaman bütçesi makti... var ama zaten parası olmayan bir insana sen dava açamazsın ki açsan da zaten kabul edilmez. Kabul edilmiş mi peki? Bilmiyorum henüz davayı yeni açmış. Hmm. Yani da, kendisi daha da, babası özel bir üniversitede kızının okumasına izin veriyormuş. Masraflarını karşılayacağını herhalde sanırım vaat etmiş. Hmm. Ama sonrasında annesiyle görüşüyor diye e, bu vaadini geri çekerek kızını yalnız başına bırakmış. Valla beyefendi çocuk yaparken yapılıyor maddi durumunuz varken de sırf annesiyle görüştü diye çocuğunuza böyle bir e, süreç yapılmazsınız mı? çocuğunu saklar, eşine göstermez. O da annenle niye görüştün deyip kızının masraflarını kısıyor ki öz, yani tıp okuyor bu kız. Geleceğin sağlıkçısı olacak. Ya kötü bir sağlıkçı olursa beceremezse hiçbir şeyi. Niye beceremezsin ya? Her şeyin altından kalkar. Niye kalkmasın? Yeter ki ki bir de tıp okumak zaten normalde de yani öz, devlet okulunda da okusan çok masrafı olan bir bölüm. Kitapları var. Neredeyse 500 lira, 600 liraya bir tane anatomi kitapları var, bir şeyleri var. Yani normal bir ailenin bile bütçesini sarsacak noktada bir eğitimden bahsediyoruz tıp için yorucu ve e, zor maddi manevi olarak zorlayıcı bir eğitim eğitim aynen eğitim süreci ve e, babasının bu şekilde yapması çocuğun e, çalışmasını da engeller anladın kendine mı kendine gelsin o zaman aynen babası kendine gelmesi lazım bence ben yani bugün şey bu yanlış. kadar sakinsin geçen günlerde bütün şiddetini dobralığını ne yapayım babayı döveyim mi <gülüyor> 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 hayır karşımda olsa derim yani ne bu saçmalık derim kaç yaşında adamsın derim Kaç yaşında adamsın, çocuğunun bir okul masrafını karşılayamıyor musun? Yani bir de zenginsem yani kendim olup hiç söylettirmem ya. Şu an kameranın karşısında olduğunu düşün. Yani yaptığınız şey çok ayıp, çok terbiyesizce bir şey. Ki kendi kızınıza bunu yapıyorsunuz. Millet ne der arkanızdan onu düşünmeniz lazım. Yani el alem nedir bir lafı var ya. İşte bu konuda el alem ne der demeniz gerekiyor. El alem ne der ben çocuğumun parasını ödemezken, ben zenginken arkamdan konuşurlarsa. Beni atıyorum eleştirirlerse bundan korkmanız lazım bence. Senin ne gurur diyor. Bir de 5000 liraya okuyorsa kız güzel okuyormuş lan. Hangi şu okulu? Şu an şu an Hangi okulu? Oxford. Oxford. <laughs> 5 bin lira yok be özel üniversite için iyi, 20 bin lira isteyenler var. He o anlamda anladım. Tabii ki 5 bin lira uygunmuş. Urfa Bak Doğru, kız Oxford. uğraşmış özel üniversitenin uygun olanını da bulmuş. Espride <laughs> yaptırmadı. Neyse bu arada böyle haberlerde seçeceğiz ki geçen günlerde denilen şuydu. Çok içimiz kararıyor dediniz. Yani şu anki haberden sonra daha tuhaf hissedeceksiniz. Bir de böyle bir haber e, sunacağım sizlere. Şu anki haberimiz 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcunun söylediği şey şu: "Ceset" diye diyor. Yani 49 yıl önce Şili ile Arjantin arasındaki yer alan Ant dağlarında 1972 yılında çarpan uçakta hayatta kalan 16 kişiden biri olan e, evet. Niye benim haberimi okuyorsun? <laughs> 72 günlük hayatta kalmasında e, ceset yediğini itiraf etmiş. Sen ne düşün? onunla ilgili bir şey söylememiş de <laughs> Şu an bunu niye sunuyoruz? Biz yamyam. Yok yam Yo, yamyam değilsin ama şöyle de bir durum var. Hayatta kalman söz konusuysa her insan her şeyi yapabilir. Yani Hı -hı. şöyle bir durum var mesela uçaklarda düşerken falan hep eğitim veriyorlar ya. Hı -hı. O eğitim verirlerken e, hostesler diyorlar ki işte atıyorum oksijen şeyleri neydi de maskeleri Aşağıya düştüğünde önce kendini sonra çocuğunuza maskesini takın diyorlar. Nedeni şu öncelik her zaman insanın kendisine ait olması gerekiyor. Kesinlikle ne düşünüyorsun peki? Sen olsan yapar mıydın böyle bir şey? Yapardım. Yapardım. Niye yap yapmayayım ki? Yani ben de yenilebilirdim. O ihtimal de var yani... Oraya düşmüşsün, hayatta kalman gerekiyor ve çok açsın. Hani e, en son Survivor'da şey yarışanlar çöpten hmm. bulduklarını, hani oradaki televizyonun çöpten buldukları, yiyecekleri yemişler, insan açken yani her şeyi yiyebilir, her şeyi yapabilir, gözü dönebilir yani. Ben şunu düşündüm. <laughs> ya şimdi e, öyle bir an ki bilemeyiz ne tür çaresizlik içerisinde olduğunu. Tamam mı? Ya yani gidip uçan bir parçasını da yiyebilirsin o. Her şeyi o yiyebilirsin. O psikolojiyle hani bir söz var ya beynimin etini yedin diye. Yani Aynen. Ee, her şey yaşanabilir. Ya bugünlerde e, son zamanlarda da duyduğum şeylerde e, şimdi biz bundan bahsediyoruz. Uçak kazasına düşmüş olamıyor ve e, Afrika gibi ülkelerde bunun canlı canlı örnekleri de var. Evet. O yüzden e, yani diyebileceğim bir şey yok. Kanım dondu. Coşkun Aral'ın bir tane e, Aral'ın biliyorsunuz YouTube kanalı var. Orada bir tane e, şeyden bir Afrika kabilesi olması lazım. Yalan olmasın. Bir belgeselini anlatıyor. Daha önce ben televizyonda izledim demiştim. Adamlar yenmemek için metrelerce yukarıda ağacın tepesinde yaşıyorlar. Ve düşünebiliyor musun? Yani adam her gün oraya çıkıyor, iniyor, yiyecek taşıyor, bir şeyler yapıyor. Biz altı katlı evimize çıkarken bile zorlanıyoruz. Adam hani oradaki ağaca yiyecek taşıyor. Hani sırf yenmemek için korkudan. Yani insan her şeyi yapabilir. Bir de, Kesinlikle. Bir de benim anlamadım ne biliyor musun? Ant dağlarında gerçekten hiç yiyecek bir şey bulamamışlar mı ya? Ne bileyim meyvedir, hayvandır. Orası şeymiş. Karlı bir alan, boş bir alan gibi ha, düşün araziymiş. Karlı bir alansa olabilir tabii. Aynen. Ay çok kötü bir şey. Neyse kışın yolculuk yapmayın. <laughs> benim gibi etoburum bile şu an... Tuhaf hissettiysem bilemem. Aynen sen etobur bir insansın. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Adana'da kapkaççı iki, iki, kardeşi metrelerce sürükledi. Satın alma bahanesiyle telefonu inceleyen kapkaççı aracıyla kaçarken kardeşleri yerde sürükleyerek yaraladı. Ee, Merkez Seyhan ilçesi Sarı Hamzalı mahallesinde yaşanmış bir e, yani Tuba A isimli genç telefonu satmak için bir e-ticaret sitesine ilan vermiş. Ha. Anladığım kadarıyla e, site ilan veriyorlar. Bunlar da hani bu hani gidiyorsunuz telefonunuzu koyuyorsunuz uygulamalarda. Sonra satarken birebir yüzleşip teslim edip parayı alıyorsunuz ya. O tarz bir işlemde hırsız sanırım e, yanlış olmasın. Herhalde kız olduğu için ve yanında bir tane erkek olduğu için alır kaçarım diye düşündü. Ve metrelerce sürüklemiş. Ya 1900 lira için bu yapılmış. Valla 100 lira için adım öldürenleri de görmüştük ya. Yine fiyat fena değil. <laughs> Tövbe ya Rabbim ya. Valla gerçekten arkadaşlar ben böyle. Ben yorumluyum o zaman bu durumu. Sen yorumla. Şimdi e, satın alma sitelerinden bir şey alırken tabii ki çok dikkatli olacağız. Daha çok e, kargolayan şirketler üzerinden alışveriş yapmamız çok daha mantıklı. Yüz yüze e, bayağı sıkıntı ama eğer böyle bir şey yapacaksak da, e, ürünümüzü satacak veya alacaksak da bizim güvenliğimizi de olabilecek. İşte örnek veriyorum tenha olmayacak. Ara sokaklarda olmayacak, cadde üzerinde olabilecek bir yerlerde takas alışverişini yaparsak ben buna çok ya önemserim. Ya da kafe gibi yani yakın bir yerde aracın tabii, tabii. adam aracında oturmuş. Bir de bunu planlamış ya plakası falan kapatmış adam. Hı -hı. Plakasını bildiğin siyah şerifte kapatmış. Hani zaten en başında... Keşke dikkat etselerdi ya. Plakası bile kapalı adamın ya. Yazık i̇şte günah demek yani. Demek ki farklı bir alana mı gitmiş artık posu mu kurmuş bunu bilmiyoruz ama. Ama yani şerefsiz işte. Şunu söyleyebileceğim bir şey var. Ya ben çok takas işlemini gerçekleştirdim bugüne kadar. Elektronik eşya çok aldım sattım. Ya ben e, benim bulunduğum mekana geldiler hep. Benim istediğim yerde buluştular ve parayı almadan kesinlikle ticareti gerçekleştirmedim. Yani bu işte para artı ticaret olur. Parayı göreceğim ben parayı alacağım sonra ürün. Şimdi bunu böyle şeyde. yaptılar ya. Şimdi bütün milletin başı belaya girdi. Bütün millet şimdi korkudan hiçbir şey satmak istemeyecek. Tam söylediğim şekilde istemeyecek. yaparlarsa herhangi bir sıkıntı yaşamazlar ama. Neyse polis zaten bunu bulur ya. Bunu takip ettiği sokağa kadar bulur. Sen kapkaççı arkadaş. Kendi bir şey zannediyorsun ama polis seni bulur. Yani kameradan kameraya, oradan oraya, oradan oraya atlar. Bunun en hani şey vardır ya anasının nikahına kadar bulurlar Aynen. bu aracın nereden çıktığını, ne yaptığını. Kesinlikle. Ya önemli olan ya bak dediğim gibi. Tezbirli olduğun sürece Aynen. bu hayatta eee Tedbirli olsan da başına kötü bir şey lafımı gelir ama en azından tedbirli olduğun için bir daha ben... rahat edersin. Sen benim rafımı niye kesin? <laughs> Sen Tamam niye? Kesin? Ben konuşacağım. En çok ben. Kesinlikle. Ee, şimdi bir haberimiz var. Hı hı. Bu haber hani bu kadar şey okuyamayacağız. Böyle de karşılayamayacağız ama. Navigasyona bakarken şerit değiştirmesi hayatına mal oldu. Burada tıra arkadan çarpıyor. Bir ölü, bir yaralı var. Sürücü hayatını kaybediyor. Diğer kişi de ağır yaralanıyor. Yani yorumlamanı istiyorum. Ay çok kötü bir şey ya. En son Balıkesir'de bir tane olay olmuştu bilirsiniz. Sanayide hani Balıkesir'de yaşayanlar veya haberi takip edenler görmüştür adam hız yapayım diye Broadway sanırım araç. Önce bir yandan tır giriyor. Diğer yandan öbür tır giriyor. Arasında kalıp böyle kaşar peynir gibi adam mahvolmuş. Yani arada şey olmuştu. Öyle bir örnek yok yani. Ya. Tostun içinde kaşar peynir gibi adam hmm. ama orada mesela tırcıların suçu yoktu. Yani çok kör noktadaydı ama yani ne diyeyim ya. Gece karanlık mıydı acaba? Hanımefendi normalde kadınlar çok dikkat eder. Hanımefendi nasıl öyle oldu anlamadım işte. Navigasyon. Aslında bu telefonlar falan çok güzel. Navigasyona gideceğiniz yerleri Elinde biliyorsunuz ama. Elinde tutuyordu galiba çünkü ben şuna inanıyorum şimdi navigasyonu e, aracın ortasına doğru koyduğunda yani göz hizana koyduğunda hmm. kesinlikle dengeni kaybetmezsin. Ama elinde tuttuğunda önüne doğru bakacağından dolayı önünü göremiyorsun maalesef. Ama sağ tarafına koyduğunda tam o açında oldu sağa dönün diyor sağa dönersin sola dön derse sola dönürsün bu açında. Ama telefon elinde. Ama şimdi navigasyonlarda da suç var şey oluyor kuzey batı yönünde ilerleyiniz kuzey batı yönü neresi anasını satayım sağa dön ilerle de hani o kuzey batı yönü ne? Resmi. Kuzey batı yönünü ben bilsem zaten sana mı sorarım giderim kendim bulurum. <laughs> yani bence onunla alakalı bir durum ya. Ama gerçekten çok dikkat etmek lazım. Araçların içindeyken telefonu elle tutmamak gerekiyor. Yok el kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Eğer o şekilde kullanılacaksa bile. Ayarlayıp bir... çıkmak Hayır, gerekiyor. Hayır yanımızda biri varsa yanımızdaki birinin bizi yönlendirmesi gerekiyor. Ya da şey olabilir. Hani bir kere yanlış kapıya girdiyse. Bir yerden Hı. yanlış yerden çıkış yaptıysa veya giriş yaptıysa. Ay ben bunu doğrusu nereden bulacağım deyip iki dakikada hani bazen nasıl denir. Ya bunu gece kendine, yapmayacak yapmayacaksın. Yani kendine kendini biraz daha geriye çekip yolun kenarına kayabiliyorsun ya bazen yapabiliyorsun ya. Hani eğer S varsa diye Hı -hı. söyleyeyim en azından. Hani iki şerit yola girmişsindir şu şekilde. Bu kısım tam ortada kalmışsındır. Ne yapsam deyip de şaşırıp da devam etmiş olabilir. Ama bak bu bu şöyle öyle devam edemez. Tır arkadan vuruyor çünkü. Artık çok hızlı tırı... gidiyor demek ki. Evet hem tır arkadan vuruyor. Yani bir kere hem sağ şeritte galiba. Yanlış görmediysem sağ şeritteydi hem sağ şerittesin hem önüne bakmıyorsun yani e, ölüm geliyorum demiş. Ay çok kötü bir şey ya. Kesinlikle. Ben zaten çok korkuyorum böyle şey tırların yanından giderken falan çünkü yani arkadaşlar o tır şoförleri de e, görmüyor. Yani siz kızıyorsunuz. Yani ben de kızıyorum bazen. Niye dikkat etmiyorlar diye ama adamların gerçekten kör noktası var ve araçlar çok büyük. Hani onların manevra alabileceği yani küçük araçta hemen manevra alırsın bir şey yaparsın. Adam kocaman tırı nasıl manevra aldırsın. Zaten kullanması çok ağır. Tır onu göremez şey. zaten. Yani göremez. imkansız Arkada çok böyle biraz daha geride falan olması lazım. Kör noktalarda falan. Hiç şey göremiyor tır arkayı. Göremiyor mu? Tamamen arkayı kesinlikle göremez. Yani o girdim altına girer. Ay Hı -hı. en çok korkumu biliyor musun? Hı. Onlar falan böyle araçla yanımızdan geçince ben direkt bulmayıp kaçıyorum. Ha bir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanılan iğrenç bir olay. Of. Sigorta parası için oğlunu zehirleyerek öldürdü. Amerika'da sigorta parası için 6 yaşındaki oğlunu öldürdü. Teksas eyaletinde bir anne sigorta ödemesi almak için oğlunu öldürmekle suçlandı. İddiaya göre kadın çocuğunu dedesinin bakım evindeyken ölmüş gibi göstermeye çalıştı. Bu arada bu haberi tek bir taraftan okumadım. Çok merak ettim. Emin olabilmek istedim çünkü bir anne bunu neden yapar diye ama Amerika'nın Texas eyaletinde bu ilk yaşanan bir olay değilmiş ve yaklaşık bir ay içerisinde 200'e yakın böyle bir vaka varmış ve bu bir tesadüf olmadığı için bu olay da gerçekten yaşanmış. Yani sadece bu arada şunun da örneğini vereyim. Ondan sonra da devam edebilirsin okumaya. Kız kardeşi, çocuğu, işte örnek veriyorum babası, annesi ve yani çoğunlukta Aileden herkesi öldürüyorlar bu sigorta parası için sanki paraları yokmuş Ay, gibi. Çok da güzelmiş yavrum benim Melek olmuş ya. Hocam fotoğrafını. Ve e, yaptığı işlem denebiliyor musunuz arkadaşlar? Sanırım anne babası ayrı bu çocuğun e, çocuğu babasının bakımındayken ölmüş gibi göstermeye çalışmış. Yani adama tüm suçu atmak için bir de bunu planlamış kokain ve meta metanfetaminle zehirlemiş. Hı. Yazık be. Ya şunu doğurmak için hamilelikte bir dünya sancı çekiyorsun 3 kuruş para için bunu. Nesini ödüyor? Şuna bak, canım mı var bunun ya? Belirli, bir de mesela şey bir şey daha var. Mesela... 50 bin dolar gerçekten mi? Evet. 50 bin dolar için mi? Bir de belirli bir yaşa geldikten sonra bir rakam yükseliyormuş, ona göre öldürmüş şu an. Öyle düşün. Hadi 50 bin, 50 bin, 100 bin dolar olsun. İki ayrı poliçeden para almak için bunu yapmış. 1 milyon dolar olsana yaz abi. Yani. Aynen ya. Ay Allah seni kahretsin var. İnşallah o içeride sana ne yap ne yapacaklarsa yapsınlar. Yani ben elimde olsam seni boğazlardım pis kadın. Çocuk halüsinasyon Yavrum kıyamam ya Biliyorsunuz bizim ülkemizde de şiar kılıç olayı vardı O da çocuğu döve döve öldürmüştü üvey babası Ya yani bu daha korkunç Öz annesi şuna bak ya Bebek gibi yüzü var çocuğun Hiç Allah'tan korkuları yok insanların Bizim Türkiye'de valla bak, bir şey söyleyeceğim Bunu söylemeden edemeyeceğim Bizde hani cinayetler işleniyor Hani bu cinayete şey yoktur az acısı çok acısı yoktur Aynen. Eyvallah ama Bunlar ne biçim düşünüyorlar ya Ya bunlar inanılmaz iğrenç insanlar ya bak yani... Sadece Amerika özgür değil ki ona bakarsan Türkiye'de bir tane adam 9 aylık 7 aylık hamile eşini attı ya sigortadan para aldı gitti o paraları çatır çatır milletle yedi. Yok yok ben dediğini, ben dediğini anlıyorum. Ne güzel çıkış onlar lan öyle konuşamadım. Şerefsiz değil, ama ya. Var ya insan adamı katil eder böyle insanlar var ya sinir hastası olur. Gelmiş şey adam 7 aylık hamile ya kadını uçurumu kenarından atmış ruh hastası. bir de fotoğraf çekiyordu deyip düştü deyip kandırmış milleti. Niye sevgilisini camdan aşağı atan da? Ya sevgilisini camdan hamile hamile bu kadın. İki canlı. Senin çocuğunu taşıyor bir de. Kesinlikle öyle. Ya İnsanın ben... içi kötü olmaya görsün. Millete gerek yok. Yani bir e, ulusa ait olmanıza gerek yok arkadaşlar. Kötü her yerde kötü. Allah öyle insanlardan uzak. Kesinlikle öyle. Ya ben bir de şunu düşünmek istiyorum. Yani önemli olan kısım şu. Allah iyi kalplerle karşılaştırsın. Amin. Bizler e, iyi olmaya çalışalım. Diğer insanlara benzememeye çalışalım. Ve ben şuna inanıyorum. Ne kadına, ne çocuğa, ne erkeğe, ne yaşlıya, herhangi bir insana, psikolojik dahil hiçbir şiddetin, yani gerçekleşmemesi gerekiyor. Ben bu insan yani bu dünyaya kendi varlığımla geliyorum. Sen kendi varlığına geliyorsun çocuk kendi varlığıyla geliyor istediğin kadar bu dünyaya getirmiş ol Sana ait değil. kesinlikle öyle yani diyebileceğim hiçbir şey yok. Son haberimize geçiyorum buradan eğer söyleyebileceğim bir şey Bu arada şey o tarz da. çocuğuna zarar veren kadınları Hı -hı. insanlık dışı olarak kabul edebilirsiniz ama ben bir daha hamile kalmamaları için kısırlaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Mantıklı. gerek yok çünkü zaten bu kadın çocuğuna bakmamış üstüne bir de öldürmüş aynı şey. Şiar Kılıç'ın e, annesi için de geçerli o kadın için de geçerli. Üç çocuğun üçüne de doğru düzgün bakamamış. Üç çocuğun üçü de e, iğrenç bir adam tarafından tacize uğramış ve bundan hepsine sessiz kalmış. Niye? Sevgilisi bilmem nesi falan diye. Yani gerek yok böyle insanların bence çocuk doğurmasına da gerek yok. Toplumun o çocuklara ihtiyacı da yok. Yanlış anlamayın. Yani onlara da ihtiyacımız yok. Yazık günah yani. Herkes için, devlet için bile yazık günah ya. Devlet böyle insanların çocuklarıyla bile tedavileriyle ayrıca uğraşıyor. Kesinlikle. Bakımını bırak. Neyse haberimize geçelim. So ve e, gurur duyulacak bir haberi okuyorum. Böyle haberlere bol bol fırsat buldukça yer vermeye çalışacağım. Acı haberleri almaya değil yalnız bakın. Vatanla ilgili bol bol haberler paylaşmaya çalışacağım. Çünkü şu var. Şu dönemde bizim birbirimize daha sıkı olmamız gerekiyor ve acı haber almadan yani şehit vermeden ee, Türkiye ile ilgili son haberleri paylaşmaya çalışacağım sizlerle muhakkak. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan iki askerden uzman çavuş Gökhan Çatır'ın Çakır kusura bakmayın. Acı haberi Bursa Yenegar içerisindeki baba evine ulaştı ve babasının sözü 3-5 ite kendimizi mi satacağız? Bugün bir tane Gökhan gitti, bin tane Cökhan gelecek diyor. Yorumunu alıyorum. Vallahi çok da yorum yapacak bir şey yok. Gerçekten babasının dediği doğru. Ee, bizimkiler öldükleri zaman şehit olur. Yani kollarda taşınır. Sizinkiler ölür leş olur yani. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kaldı ki birkaç tane dediği şey doğru. Birkaç tane it için kimse kimseyi satmıyor. Bu vatanı da satmıyoruz. Biz her zaman buradayız. Türk askeri her zaman var. Bu bayrak her zaman dalgalanacak ve bu devlet her zaman yerinde olacak. Siz kendi kendi kafanızda, fantezi dünyanızda ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ama dediği gibi bir tane Gökhan gider. Bin değil bak. Bir milyon tane Gökhan gelir. Arkadaşlar bu toprakları biz kolay kur, kurulmuş bir devlet değiliz. Yani birileri gibi işte biri eline cetveli almış. Şuradan şurası senin, buradan burası benim. işte burayı şöyle çizdim, şurayı şöyle sana verdim gibi bir toprak sınırı yok. Bu toprak sınırları oluşturulmak için yani insanlar kan döktüler. Ocaklarında taş kaynatıp kuru ekmekle beslendiler. O yüzden kimse kusura bakmasın. Kimsenin fantazi dünyasını gerçekleştirmek için kimse kendimizi genel olarak zannetmiyorum kimsenin satacağını. Hani anladınız mı? Aklı olan zaten bu devletin yanında olur. Bu askerin yanında olur. Bak bu çocuk gitti vatan için şehit oldu. Allah ondan razı olsun. Onun gibiler olmasa biz buralarda gerçekten rahat huzurlu uyuyamayız. Yani ay, kelimeler yetmez ya. Hani devlet gerçekten nasıl desem. Allah'a çok şükür ki devletimiz böyle şehitlerimizin ardındaki ailelerini de bırakmıyor. Yani öldü gitti yapmıyor. O insanları gerçekten ailelerine de destek. Dökanın yerini tutar mı? Tutmaz. Hiçbir şey tutmaz. Ama en azından bir nebze de olsa onlara bir hayat güvencesi sağlar. Hani devlet olarak, devlet olarak sen benim için öldün ama benim için çok değerlisin diye destek sağlar. Ve dediği de doğru. Yani siz istediğinizi yapın. İstediğiniz terör eylemlerini de deneyin. Ama değişen bir şey olmayacak. Hiçbir şey devletten daha üstün değil. Hiçbirimiz. Zaten sonunuz geliyor. Ben ee... Son olarak şöyle de bir şey söyleyeceğim. Bizler bu kanalda bundan sonra bu bayrağın altında yaşadığımız sürece bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ee, ben herhangi bir kanal gibi bunları da bu şekilde susturulmaması gerektiğine inanıyorum. Yok PKK denmesin, yok binlenme denmesin. Herkes ağzına geleni söylesin. Bu işin dönüşü yok. Bu iş bitene kadar... Biz bu işin arkasındayız ve son olarak da şunu söyleyeceğim. Biz değil, bundan önceki nesil, bundan önceki nesil, ondan önceki nesil kan dökmüş ve bizim bu topraklar üzerinde şehitlerimizin kanı var ve biz onlar sayesinde bu hayattayız. Aynen. O yüzden ne gerekiyorsa konuşacağız. Yarın şehit haberi vermeyelim ama size vatanla ilgili güzel haberler verelim. Vermeye de devam edeceğiz. Başka ülkelerin başka saçma sapan yaptığı o sabotaj eylemlerini nasıl yıktığımızı göstereceğiz veya e, uçaklarımızda nasıl terör avladığımızı anlatacağız. Bundan sonra son haberlerimiz böyle olacak. Beğenmeyen gitsin. Hayır benim anlamadım. Ne biliyor musun? Bu terör örgütünde olan insanlar atıyorum mesela e, öğretmeni bombaladıkları zaman ya da atıyorum bir grup askeri yok ettikleri zaman nasıl bir başarı elde ettiğinizi düşünüyorsunuz? Ben ona ne diyecek yani devlet size? Gelin kardeşim masa burada oturun ben de size devlet mi vereyim diyecek. O kadar kolay mı zannediyorsunuz? Hani bir şeyleri alabileceğinizi düşünüyorsunuz ya. Yani herkesin çevresinde bir terörist arkadaşı vardır mesela. Böyle şey, yani terörist dedim yanlış anlaşılmasın. Böyle... Hani şey gibi Hayır hayır mesela PKK'nın yaptığı şeylerin haklı olduğunu iddia eden insanlar vardı işte. Arkadaşımız bize... olamaz onlar bizim duyduğumuz şeyle. Arkadaşımız dediğim insan, hani ha, çevrende evet. bulunan arkadaş dediğim o. Yani atıyorum senin arkadaşın, onun arkadaşının arkadaşı dediğinin evet. ortamı mesela böyle salak salak konuşur, rahatsız eder insanı. Hani mesela onlara haklı olduğunu düşünen, özgürlük savaşçısı olduğunu düşünen... Ya neyin özgürlüğünden bahsediyorsunuz ya? Bugün ülkede bir bomba patladığı zaman senin havalimanın zarar görüyor. Sen neyin özgürlüğünden bahsediyorsun ki sen? Neyin özgürlüğün, ne özgürlüğü var? O havalimanına sen gidemiyorsun, o köye öğretmeni sen gönderemiyorsun, oraya asker senin yüzünden gidemiyor, oradaki senin güvenliğini asker senin yüzünden sağlayamıyor, senin gibiler gibilerden daha çıkan insanlar yüzünden. Yok bizim askerimiz böyle... gidemediği yer yok, yok da yani o şey. değil. Hmm. Askerimiz öğretmen korkuyor hmm. insanlar tamam. ya, hani çekinebiliyor olabilir. Can korkusu her şeyden önce ama giden öğretmenlerimiz yok mu? Var. Allah onlardan razı olsun. Oraya gidip eğitim vermeye devam et ki devam da edecekler. Yani devlet artık e, size çocuk çocuklarınızı okula gönderin diye para veriyor ya. Üstüne para veriyor. Sen çocuğunu okula gönderdi. Batı'da hangi kişinin evine para geliyor ki? Sen çocuğunu okula gönder. Ben de sana bak çocuğunu okula gönderdiği için sana para vereceğim diye. Hani artık devlet yalvarıyor sen çocuğunu okula gönder. Bir şeyler yap, bir şeyleri değiştir diye. Ama siz Hala da aynı mantıkta aynı şeyle yok. Özgürlük savaşı. E madem o kadar çok biliyorsunuz siz çıkın. İstanbul'da Ankara'da yaşarken kolay. Oturduğunuz yerden özgürlük savaşı demek kolay. Bir gidin bakalım nasıl oluyormuş o askerler size neler yapıyormuş. Aldığınız iki tane keleşle asker vuracağınız inanıyorsunuz ya. Allah gülesim geliyor ya. Koskoca Türk ordusundan bahsediyoruz. Yani Adamlar sizi ciddiye almadıkları için özel ordu çıkarmıyor. Hani sizi ciddiye alsalar var ya bir günde bitirecek ama ciddiye bile almıyorlar sizi. Şu, şu zamanın o zaman meşhur bir sözüyle bitirelim değil mi? Evet. Ne demişler? Ya devlet başa ya kuzgun leşi. Aynen. Sizler leş oluyorsunuz üzgünüm. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.